Ne içiyorsun? Beyaz Fera. Avukat Bey, sizi gördüğüme şaşırdım. Gelmeyeceksiniz sanıyordum. Fikrimi değiştirdim. Ve ziyadesiyle ısrar ettiler. Bahar Hanım'dır herhalde ısrar eden. Size iyi eğlenceler. Affedersiniz Hakim Hanım. Mühim değil. İzninizle Hakim Hanım. Salih Bey, Bahar'a Serra'yı sormuşsunuz. Birazdan Beyoğlu'nun Müzik Cemiyeti Korosu aranızda olacak. Şimdi ise koromuzun sanatçılarından Aytun. Tamam Zeynep. Ben durumu açıklarım Salih Bey. Peki. Hakim Hanım. Boşuna buraya kadar zahmet etmişsin. Bana sorsaydın ben söylerdim. Serra bugün beni arayıp müsaade istedi. Ne için? Paris'e gitmek için. Kızıyla bir süreliğine Paris'e gitti Serra. Kaçtı tabii ki. Ne demek kaçtı? Kimden kaçacak? Bu nasıl bir üslup? Hakim Hanım, sizinle tartışmak istemiyorum. Müsaadenizle. Salih Bey. Nereye? Ben konuşma bitti demedim. Keşke gelemez olaydım. Seni nereden gördüm keşke görmez olaydım. Dünyada sevdiğim bir tek sen vardın. Evvelce ben değil hep sen yalardın. Şimdi bana neden ne gibisin? Halbuki sen bana nasıl yardım? Ne demek istedin Salih? Hı? Neyin peşindesin? Tanımadan etmeden bir insanı nasıl suç ortağı yaparsın? Ha? Nasıl itham edersin? Bu mu senin adalet anlayışın? İnsanlar bize bakıyor Hakim Hanım. Ne yapmaya çalışıyorsun Salih? Ben sadece adalet istiyorum Hakim Hanım. Nasıl laf bu şimdi? Niye yapıyoruz bu mesleği? Hepimiz adalet istiyoruz. Madem öyle, neden Serra Aşık'ın birden sırra kadem basmasına şaşırmıyorsunuz? Cinayetin tek tanığının elini kolunu sallayarak çekip gitmesine nasıl izin veriyorsunuz? Serra sanık değil, tanık. Önce size bunu hatırlatırım. Ayrıca Serra kaçmadı. Bu Nazif Karan'ın bir oğlu varmış. Mahir miymiş, neymiş ismi? O kabadayı bozuntusu gitmiş kızın kapısına dayanmış. Annesini tehdit etmiş. Ne münasebet genç bir anneyi korkutmak. Yaşlı bir kadını tehdit etmek. Asıl o Mahir Karan'ın ifadesini aldırtmak gerek. Tabii tabii. Haklısınız Hakim Hanım. Onu da karakola alalım. Bana kalırsa Nazif Karan'ın bütün ailesini yargılayalım. Hatta hepsini karakola çekip bir izah verelim. Babasından başlayalım. Yargısız infaz yapalım. Asalım adamı olsun bitsin. Olur mu Hakim Hanım? Senin burada ne işin var Salih İpek? Hakim Hanım. Ne işiniz var burada Salih Bey? Mühim bir gelişme olmuş. Onun için geldim. Tamam geliyorum. Balık sen bunları içeri koy. Yukarı çıkar tamam. Hadi gir içeri.
gir içerisine. Nazif Kara, suçu üstlenmiş. Haberiniz vardır herhalde. Elbette haberim var. İlk ağızdan öğrendim. Ama evrak daha dosyaya bile işlenmedi. Senin nereden haberin oldu? Sana soruyorum Salih Bey, itiraf ettiğin nereden öğrendin? Nazif Kara'nın avukatından. Sizi böyle tatil gününüzde rahatsız ettim ama ne düşündüğünüzü de merak etmeden duramadım. Gene haddim açtıysam derhal gideyim. Yok. Konuşalım biraz. Buyurun. Karıştı diyorsun lan sen. Buyurun oturun. Buyurun. Sormadan edemiyor insan. Neden? Şimdiye kadar yapmadım diyen, bir ay sonra duruşması olan bir insan neden durduk yere suçu kabul eder? Vicdan. Ne zaman umutlansam sizin gönül gözünüzün açık olduğuna, beni hep yanıltmayı başarıyorsunuz. Sen neden bu kadar gerginsin? Tırnakların hep dışarıda. Gören de asılacak olan adamı senin baban sanır. Hakim Hanım, her sana önce suçsuz mu diye yaklaşılmasından yanayım. Suçu ispat edilene kadar her kişi masumdur. Öyle değil mi? Hukuk kuralı. Bu üslupsuzluğun senin bir gün başına bir dert açacak, ben sana söyleyeyim. Karşında bir mahkeme reisi olduğunu unutuyorsun çoğu zaman. Gözümün içine baka baka... Neyse Salih Bey, biz bunları mesaide konuşalım. İyi günler Ferit Hanım. Ha bu arada, buraya kadar gelmişken dün gece için benden özür dileyeceğini düşünmüştüm. Feride Hanım, herkesin bir yaratılışı var. Evet, sivri dilliyim, bazen ani çıkışlarım olabiliyor. Ama sizin de benden aşağı kalır yanınız yok. Ben sizi olduğunuz gibi kabul ettim. Siz de beni böyle kabul ederseniz sevinirim. Şurada 20 gün kaldı stajınızın bitmesine. 20 gün daha katlanacağız artık birbirimize. Sonrası yok. Evet, 20 gün. Dile kolay. 20 gün. Ne arıyorsun, ne bekliyorsun? Bilmiyorum ki. Çok iyi alın anneciğim. Aşkı arıyorum ben. Bir ömür boyu mutlu olmak için. Hadi çok karnım acıktı, yemek yiyelim. Hadi. Bakın, bu da bir sene önce. Sanık suçunu kabul etmiş. Fakat avukatının yardımıyla işkence rapor edilmiş. Hoş, eziyet edenler küçük bir cezayla kurtarmışlar ama en azından sanığın suçsuz olduğu anlaşılmış. Nazif Kara da aynı durumda diyorsun yani. Feride Hanım, adam idam edileceğini biliyor. Düpedüz intihar bu. Üstelik de o kadar suçsuzum diye direnmişken, şimdi neden durup dururken böyle bir ifade veriyor? Hiç mantıklı değil. Haksız mıyım?
Müsait misiniz? Buyurun savcım. Turgut savcım. Sizce Nazif Kara işkence görmüş olabilir mi? İşkence mi? Mümkün değil. Nereden çıktı şimdi bu Hakime Hanım? Salih bir takım araştırmalar yapmış. Aslında hepsi bildiğimiz dosyalar, emsal davalar, doktor raporları. Benim kafamda zaten bir sürü soru işareti vardı. Bunu araştıralım Turgut savcım. Mahkememde herhangi bir şahit olsun istemiyorum. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Rica ederim. Ne düşünüyorsunuz Hakim Hanım? Anlamadım. Biliyorum, izah etmesi mümkün değil. Ama hakikaten merak ediyorum. Sizce işkence var mı? Salih Bey. Hala sualimi cevaplamadınız. Ben de Nazif Kara hususunda ne düşünüyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum Hakim Hanım. O vakit boynunuzu tutulacak desenize. Buna değer. Neye karar verdiniz? Söyleyecek misiniz artık? Benimle aynı fikirde misiniz? Nazif Kara'nın işkence gördüğüne inandınız mı? Çok ısrarcısın biliyorsun değil mi? Hakim Hanım! Hop be kadın, ne yapıyorsun? Önüne baksana! Allah Allah! Tamam kardeşim, önüne tamam. De bakmıyor. Sanki tamam. Tarlada araba sürüyor. İyi misiniz? Camınızı açalım biraz. Temiz hava iyi gelir. Renginiz arttı, açılırsınız. Bir canlıya zarar verme düşüncesi bile mahvetti beni. Ya ceza reisi mi diyor bunu? Şaka şaka, kızmayın. Kolonya? Teşekkür ederim. Biraz daha. Tamam, iyiyim ben. Durmayalım böyle yolun ortasında. Kimseyi rahatsız ettiğimiz yok. Siz kendinize gelin gideriz. Ne demek kendinize gelin? Ne biçim laf şimdi bu? Ben ne dedim ki şimdi? Tamam, gidelim artık Salih Bey, hadi. Ben kullanayım isterseniz. Siz sarsıldınız biraz. Salih Bey, derdiniz arabayı kullanmaksa açık açık söyleyin bana. Öyle lafı döndürüp dolaştırıp yok iyi değilsiniz, sarsıldınız siz falan bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Direksiyonu beğenmiyorsanız açık açık söyleyin canım. Allah Allah. Hakim Hanım, siz beni... Hayır yani tamam ama ben de insanım sonuçta. Ben de hata yapabilirim. Ayrıca artık kadınlar da erkeklerden daha iyi araba kullanıyor. Kabul edin bunu. Kibarlık yapıyorum, anlamıyorsunuz. Çıkışıyorum, anlamıyorsunuz. Benim de bir sabrım sınırım var.
Hayır, kendi canımdan önce sizinkini düşünüyorum. Bir de hakaret işitiyorum. Bazen öyle bir haliniz oluyor ki Salih Bey. Sanki beni suçluyormuşsunuz gibi. Size karşı bir kabahat işlemişim gibi. Bunu da nereden çıkardınız? Bakışlarınızdan. Sanki bana kızgın gibisiniz. Hayır, değilim. Sadece her konuda aynı fikirde olamayabiliyoruz. Hele ki Nazif Kara davasında. Gerçi siz fikirlerinizi benimle paylaşmıyorsunuz ama... ben tavırlarınızdan anlayabiliyorum bunu. Sana fakültede ihsas reyin yasak olduğunu öğretmediler mi? Öğrettiler Hakim Hanım. Ama bana insanlara güvenmeyi de öğrettiler. Hem ne yapacağınızı bilmezsem bu dava hakkında nasıl fikir sahibi olabileceğim? Size nasıl rapor hazırlayacağım? Neden durduk? Açım diyordunuz. Bir çay içelim, daha vaktimiz var nasılsa. Ben emrivakilerden hiç hoşlanmam Salih Bey. Bu güzel bir emrivaki ama. Buyurun. Şöyle dışarı oturalım. Yağmur da dindi. Olur. Sağ olasın. Ben de vereyim. Estağfurullah Hakim Hanım. Yakışmaz bizim meşrebimize. Benim davetlimsiniz. Siz alın bunu. Benim davetlimsiniz. Tamam, kalsın usta. Salih Bey. Biz hakimler kimseden hiçbir şey kabul edemeyiz. Kimse bize bir şey ısmarlayamaz, armağan edemez. Çünkü o kişi bir gün karşımıza sanık olarak çıkabilir. Hakimlik bir itimatsızlık gerektiriyor desenize. İnsanlara şüpheyle yaklaşacaksınız. Güzel davranışları bile rüşvet sayacaksınız. Herkesin de sizi kullandığını düşüneceksiniz. Öyle mi? Neyse. Hale bak, İstanbul'da yaşıyoruz. Çoktandır böyle bir yere gelip arkadaşlarımla çay içmedim. Arkadaşınız var mı ki sizin? Ne münasebet? Aa, elbette var. Ne bileyim. Öyle pek sohbet edecek, fikirlerini paylaşacak bir mizaca sahip değilsiniz de. Sen beni ne sanıyorsun avukat bey? Hı? Ziyadesiyle ciddi. Çok katı. Çok kuralcıyım. Kurallara, kaidelere riayet ediyor olmak. Ne zamandan beri katılık oluyor? Paylaşmayı unuttuğunuzdan beri. Senin gibi. Daha açık olabilir misiniz? Ben söyleyeyim. Bir hakim gördüğü davanın seyrini değiştirecek hiçbir fikri kimseyle paylaşmaz. Değil mi Salih Bey? Evet. Evet. Ama siz asla kimseyle paylaşmazsınız. Çünkü kendinizden başka kimseye itimadınız yok. Tam da bu yüzden beşeri ilişkiniz yok sizin. Güvenmeyi bilmediğinizden. Kendinizden başka kimseye inanmadığınızdan.
Bunların sebebi sadece hakimlik olamaz değil mi? Derdini hala bir kenara bırakmadın değil mi? Tek isteğin benim Nazif Kara davasıyla ilgili ne düşündüğümü öğrenmek. Bunun için beni buraya getirmene gerek yoktu. Sen onun için getirmedin. Hakim Hanım. Niye getirdin o zaman? Adliye gitsek de Nazif Kara'yı konuşacaktık. Adliye buradan yakın. Kendin gelebilirsin.